ABD Başkanı Joe Biden, Doğu Türkistan'a zulmeden Çin'i bir kez daha uyardı. Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı soykırım nedeniyle yaptırım uygulanabileceğini ima eden Biden, yansımaları sert olacak, bunu Xi de biliyor dedi. Joe Biden, CNN'de canlı olarak yayınlanan programa katılarak salonda bulunan katılımcıların sorularını yanıtladı. Ağırlıklı olarak yeni tip koronavirüs salgınının ülkedeki durumu, aşılama çalışmalarındaki gidişat ve sürecin ekonomik yansımalarının konuşulduğu programda Biden, Çin'in Müslüman azınlıklara karşı muamelesi hakkındaki sorulara cevap verdi. ABD Başkanı Biden, Çin'le birçok alanda rekabet ettiklerini hatırlatarak insan hakları ve demokrasi konusundaki kaygılarını Pekin'e iletmeye devam edeceklerini söyledi. Çin'in Sincan bölgesinde Müslüman Uygur Türklerine yapılan zulüm hakkındaki sorulara Biden, Çin'in insan hakkı ihlallerinin bedelini ödeyeceğini söyledi. Biden, bunun Çin'e yansımaları olacaktır ve o da bunu biliyor diye konuştu. Doğu Türkistanlı kamp mağdurlarının Türkiye ve dünyadaki aile nöbeti mücadelesi her geçen gün dünyaya yayılıyor. Doğu Türkistanlılar, Kazakistan, ABD, Avusturya, Japonya gibi ülkelerin ardından Almanya'da da Çin Münih Konsolosluğu önünde aile nöbetine başladı. Çin'in sistematik baskı ve asimilasyon politikalarının merkezine yer alan toplama kamplarındaki ailelerini arama mücadelesi veren Doğu Türkistanlılar, Türkiye'de ve dünyada geniş yankı uyandırdı. Doğu Türkistanlı kamp mağdurları Çin'e seslerini duyurmak ve ailelerinden haber almak için mücadeleye devam ediyor. Almanya'daki kamp mağduru Doğu Türkistanlılar 16 Şubat 2021 tarihinde Çin'in Münih Konsolosluğu önünde aile nöbeti başlattı. Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, İngiliz Milletvekili Nusrat Ghani ve Yahudi İnsan Hakları Örgütü Reinkes'ini hükümetin Uygur meselesini ön sıraya koyacağını belirten bir mektup yazdı. İngiltere'nin Çin'i sorumlu tutmasında önemli rol oynayan teşkilatlardan biri olan Yahudi İnsan Hakları Örgütü Reinkes'in İngiliz Yahudi Temsilciler Komitesi ve yaklaşık 50 milletvekilinin desteğiyle birlikte geçtiğimiz günlerde Boris Johnson'a bir mektup yazdığı biliniyor. Yahudi İnsan Hakları Örgütü'ne göre Boris Johnson'ın cevap mektubunda Doğu Türkistan'daki durumun hükümet için öncelikli olduğuna vurgu yapılırken, bölgede meydana gelen ciddi ve korkunç insan hakları ihlallerini ele almak için harekete geçeceğiz deniliyor. Öte yandan Boris Johnson hükümeti geçen hafta Birleşik Krallık Temsilciler Meclisi'nde ticaret yasasındaki soykırım maddesinin değişikliğiyle ilişkili tasarının geçmesini engellemişti. Tasarı, Uygurların Çin'in soykırım suçundan mahkum edilmesini talep etmek için İngiliz Yüksek Mahkemesi'ne başvurma izni veriyordu. Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre Çin geçen yıl ABD'yi geride bırakarak Avrupa Birliği'nin en büyük ticaret ortağı oldu. AB'nin en büyük ticaret ortakları ABD ve İngiltere gibi ülkelerin ticareti bu dönemde düştü. ABD'nin AB ile ticaret hacmi 2019 yılında 746 milyar dolarken 2020'de 671 milyar dolara geriledi. AB İstatistik Ofisi'ne göre bir önceki yıla göre AB'nin Çin'den ithalatı %5,6, ihracatı da %2,2 arttı. Ticaret hacmi 696 milyar dolara yükseldi. Çin'in Avrupa ihracatının artmasında tıbbi ekipman ve elektronik cihazlara yönelik güçlü talep rol oynadı. İtalyan Rekabet Kurumu kullanıcı verilerinin uygunsuz kullanımının sonlandırma talimatlarına uymadığı gerekçesiyle sosyal medya platformu Facebook'a 7 milyon avro ceza verdi. İtalyan Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada Kasım 2018'de Facebook'un kullanıcılarını platforma kayıt olurken verdikleri bilgileri ticari maksatla toplanması ve kullanılması hususunda yeterli şekilde bilgilendirmediğine karar verip bunun düzeltilmesini istediği hatırlatıldı. Geçen hafta Fransa, ülkedeki oteller için uyguladığı sıralamanın tüketicileri yanılttığı gerekçesiyle Google'a 1,1 milyon avro para cezası vermişti.